bizim arkadaş emniyet şeridinde gidiyor geçen. Öndeki araba var bir tane, o da emniyet şeridinde gidiyor. Ya ne yapıyorsun emniyet şeridinde? Kornaya basıyor. Sonra 4000 lira ceza geldi, öndeki polismiş. Ah keşke 1 metrem daha olsaydı durabilseydim. Ah keşke 1 saniyem daha olsaydı erken tepki verebilseydim. Bizde genelde ne yaşanıyor? Burada yaşayanlar var. Yanındaki arabanın diğer tarafını görmüyorsun. Diğer tarafını görmediğin zaman ne olması lazım? Çıkışa da 10 metre kalmış. Mesela anlattım, dedin ki niye buradan geçiyorsun, yaya geçidi var mı? 3 yaşında bir çocuk fırlasa ne yapacaksın? Buradan nasıl geçersin sen? Yaya geçidi var. Çocuk falan mı diyeceksin yani? Veya bir köpek fırladı oradan. Veya bir kedi fırladı. Kaza dediğimiz şey şudur. Öndeki kamyondan bir şey fırlar, gelir kafana çarpar. Yolda gidiyorsundur. Erozyon bir şey olur. Toprak kayar. Önüne taşlar düşer. Üstüne taşlar gelir. Bunlar kazadır. Hepimiz bir temsil görevi görüyoruz aslında. Ben motosikletçi olarak yolda ne yapıyorsam yarın öbür gün bir yerde şunu duyacaksınız. Ya siz motosikletçiler şöylesiniz, siz motosikletçiler böylesiniz diye. O yüzden hepimizin bir temsil kısmı var. Onu unutmayalım. Çok fazla yapılan hatalar şunlar. YouTube'da videolar görmüşsünüzdür. Adam önüne kırıyor diye kornalar bilmem neler tak diye çarpıyor değil mi? Adam orada ne yapıyor aslında o kaza yapanlar? Yapması gerekeni yapmıyorlar ya. Ne yapması lazım normalde? Önüne bir araba geliyorsa öngörmesi lazım. Öncesinde düşünmesi lazım. Bu adam önüme kırabilir. Bu adam şuradan yola çıkabilir. Bununla ilgili kısmı birazdan anlatacağım. Ama orada yapması gereken ne? Ondan bir kaçınma manevrası. Belki fren. Ama genelde bu bizim arkadaşlar ne yapıyorlar? Kamera varken görüyorsunuz. Korna değil mi? Hani yapması gerekeni yapmıyor, kornaya asılıyor. 50 km ile giderken 1 saniyede kaç metre gidiyorsunuz biliyor musunuz? 15 metre gidiyorsunuz. 3'te çarpın. Kolayını söyleyeyim size. Bakın 50 km ile gidiyorsunuz. Hızlı mıyız? Değiliz değil mi? 50 km ile giderken bak şu hareket. 15 metre gittiniz. Ne kadar hızlıyız yani. Bunun farkında olmak lazım. O duramayıp çarpanlar bunu düşünmüyorlar. Veya adam şöyle yapıyor. Trafik içerisinde gidiyorsun. Ne yapıyorsun? Omuz üstünden bir bakış. Sürekli o can kurtaran bakışı diye konuştuğumuz şey. Kafayı geriye çeviriyor. Bak çevirdim, geri geldim. Bir saniye sürdü değil mi? 15 metre gittim. Az önceki o kızlara bakan arkadaştaki örnekteki gibi. Öndeki o arada fren yaptıysa sen bir saniyede 15 metre tık öndesin. O yüzden birincisi şu. Trafik içerisinde her zaman yapmamız gereken odaklanacağız. Tehlikelerden kaçmakla ilgili. İkincisi diğer motosikletlere veya arabalara veya yayalara saygı duyacağız. Bu ne demek? Ben önümde bir şey varsa motosiklet yanından vızıt diye geçmem. Açılırım, kornaya basarım, selamımı veririm, o şekilde geçerim. Veya yolda gidiyorum, arabalar gidiyor, önümdeki arabaya korna basmam. Acele etsene, acele etsene diye. Bu normalde bir saygısızlık aslında değil mi? Yapmamamız gereken bir şey. Şimdi bizim arkadaş emniyet şeridinde gidiyor geçen. Öndeki araba var bir tane, o da emniyet şeridinde gidiyor. Ya ne yapıyorsun emniyet şeridinde? Kornaya basıyor. Sonra 4000 lira ceza geldi, öndeki polismiş. Yani şimdi burada bile hani emniyet şeridindesin, olmaman gereken bir yerdesin. Orada bile artık sabırsız davranıyoruz yani. Sonra adamlar ne diyorlar? O motorcu oradan kırdı önüme, bu motorcu buradan kırdı. Bir motorcu sağdan gidiyor, araba ortada. Adam normal şeridinde gidiyor. Ya biri buradan gidiyor. Sen de onun oradan gittiğini görüyorsun. Oradan gitmek yerine soldan gidiyorsun. Adam buradan mı kaçsın, buradan mı? Sonra onlar da stres oluyorlar. O yüzden şunu duyarsınız. Eskiden motosiklet bu kadar yaygın değilken ya bu minibüsçülerden, bu taksicilerden illallah, otobüsçülerden illallah. Şimdi motosikletçilerden demeye başladılar. Bu da bizim için handikap. Motorcuların yaptığı en büyük hata şu. Bir sıkıntı yaşıyorsanız eğer, bu sizin yaptığınız bir hata da olabilir. Trafikte önünüze kıran biri de olabilir. Orada kalmak. Niye bu oldu, niye şu oldu falan demek orada kalmak. Hoş geldin. Orada kalmayacağız. Hep ileriye bakacağız. Çünkü hareket devam ediyor. Siz kafanız orada takılı kalırsınız. Sonra geleceği düşünmezsiniz. Birazdan kaza yaparsınız. O yüzden hep öngörülü olacağız. Rospa'nın ne olduğunu duyan var mı? Bundan bir 100 yıl önce İngiltere'de kurulan bir sistem bu. Çok fazla kaza yapılıyor diye polisler tarafından. Diyorlar ki bir inceleyelim bakalım ya bu kazalar neden oluyor? Bir sistem kuralım diyorlar. Sonra inceleme heyeti kuruluyor. Bunlar başlıyorlar işte, sonra motosikletler çıkıyor, arabalar çıkıyor. İlk başta atlı arabalar falan var yani. Sonra ortaya çıkıyor, diyorlar ki bir kaza olduğunda görüşüyorlar insanlarla. Ne olsaydı bu kazayı yapmazdın dediklerinde iki tane sonuç çıkıyor. Birincisi ah keşke 1 metrem daha olsaydı durabilseydim. Ah keşke 1 saniyem daha olsaydı erken tepki verebilseydim. Sonra diyorlar ki demek ki bizim öyle bir sistem kurmamız lazım ki, öyle sistemli bir sürüş yapmamız lazım ki o 1 metre cebimizde kalsın durabilelim. O 1 saniye cebimizde kalsın erken tepki verebilelim. Buradan yola çıkarsak biz şöyle söylüyoruz. Bir araba sizin önünüzü atlıyorsa yan taraftan, bu sizin hatanızdır gidip çarpıyorsanız eğer. Çok sert bir cümle değil mi normalde? Kulağa öyle geliyor. Yani kanuni olarak siz haklı olabilirsiniz. Ama bir motorcu olarak burada siz haksızsınız. Biz öyle bakıyoruz. Çünkü öngörülü kullanmıyorsunuz demektir. Yani sizin bir motosikletin önüne şurada duran araba, burada duran başka bir motosiklet atlar mı atlamaz mı bunları değerlendirmeniz lazım. Normal yolda gidiyorsunuz, bir ayrım var. Çok fazla yaşadığımız şey İstanbul'da değil mi? Bir ayrım varsa ayrım tarafında mı olmak istersiniz, en sol şeritte mi olmak istersiniz? En solda değil mi? Çünkü bu tarafı arabalar kıracaktır yani. Son anda da kırabilirler yani. Ama bizde genelde ne yaşanıyor?
Burada yaşayanlar var. Ah bir şey olmaz deyip oradan devam ediyorsun. Örnekle anlatayım. Sonra yanında başka bir araba var. Sen sağ şerittesin. Yanındaki arabanın diğer tarafını görmüyorsun. Diğer tarafını görmediğin zaman ne olması lazım? Çıkışa da 10 metre kalmış. Mesela Allah bir şey olabilir her an. Biri önüme atlayabilir demen lazım. Sonra ne oluyor? O soldaki araba, arada minibüs var diyelim. Minibüsün önünden senin önüne kırıyor. Oradan geçecek ya. Sonra sen çarpıyorsun onu. Böyle kazalar var herhalde değil mi? Sonra hastaneye kaldırıyorlar falan. Neyse Allah koruyor. Yürüyerek çıktım. Önemli olan bu. Niye? Önemli olan mı? Ekipman var. O yüzden şöyle düşünelim. Her zaman öngörülü kullanmamız lazım. İleri sürücü motosikletçiler için kaza dediğimiz şey şudur. Öndeki kamyondan bir şey fırlar gelir kafana çarpar. Yolda gidiyorsundur. Erozyon bir şey olur. Toprak kayar. Önüne taşlar düşer. Üstüne taşlar gelir. Bunlar kazadır. Bir yerlerden bir şeyler fırlar kafana çarpar. Bu kazadır. Onun haricinde biri önüne kırdıysa sen ona çarptıysan, biri bir şey yaptıysa sen ona çarptıysan burada senin de hatan vardır. Niye öngörmedin? Niye takip mesafeni ayarlamadın? Takip mesafesinin ne kadar olması gerektiğini biliyor muyuz? 2 saniye. 2 saniye kuralı diye bir kural vardır motosiklette, aklınızda bulunsun. Bu ne demek? Önünüzde bir tane araba gidiyor. Direk seçiyorsunuz. O direkten adam geçti ya. Geçtiği anda başlıyorsunuz saymaya. 1001. 1002. Sizin 1002 dediğiniz zaman geçmeniz lazım. 2 saniye kuralı bu. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Anlatabildim değil mi? Mesafenizi bu şekilde ayarlıyorsunuz. Ama siz adamın dibinde gidiyorsanız önünüzde görmüyorsunuz. O zaman takip mesafesinden dolayı yine siz hatalısınız. Bunu unutmayın. Buradan yola çıkarsak eğer her zaman başımıza bir şeyler gelebilir şeklinde defansif sürüş yapıyoruz. Güvenli sürüş dediğimiz şey İstanbul trafiği için özellikle bu. Çünkü bu işin pardonu yok. Pardon hastanede oluyor. En çok yaşanan şeyler de şunlar. Yavaş sürüş neden önemli diyorum? Yavaş sürüş motosikletin en zor hakimiyetinin olduğu yer ya. Siz motosikletinize hakim olursanız eğer bu sizin hızlandığınız zaman da motosikletin hızı arttığında da kendinize güveninizi sağlayacaktır. Önce bir motosikletle ilgili kendinize güvenmemiz lazım. Şunu demeniz lazım. Ben bu motosiklete her yerde hakim olabilirim. Nerede kullanıyorsunuz bunu? Yavaş sürüşleri. Benzinliğe girdiniz. Zemin kaygan. Yağ yakıt vesaire var. Şimdi ben orada hızlıca girersem motoru yatırsam ne olacak? Alttan kayabilir değil mi? Yaşadınız mı öyle bir şey? Sen mi yaşadın? O mu yaşadın? Radardan kaçarken de benzinli de düştüm. Bütün örnekler setlerde var. Benim de olmuyor. Setlere o yüzden getirdik. Yani cezayı da yedik. Yerdeyken ceza yazdı bana. İşte motoru da alamadım. Veya şeye bindiniz, arabalı vapura değil mi? Feribotlara. Zemin metal, bir de ıslak, iyice kaygan. Aynı şeyi orada yaptınız, alttan kayar. Kaymaya da bilir. Şimdi orayı da söyleyeyim. Hani ben bu işi yapabiliyorum ne olacak ya falan derseniz doğru. Ben şu an kaygan zeminde motosikleti yatırıp dönebiliyorum. Ama nasıl yapmam gerektiğini biliyorum. Yani belli bir seviyeye gelmeden bunları geçeceğiz, unutacağız. Ben size şimdi temelini bir anlatayım olayım. Temeliyle devam edeyim. İleride gelmeniz gereken seviyeyi söyleyeyim. Motoru yatırıp dönebilirsiniz kaygan bir yerde. Nasıl yapacağınızı birazdan söyleyeceğim. Ama şu anda yapmanız gereken şey olayın hakimiyetini tam oturtabilmek. Motosiklete tam hakim olmak. Ondan sonrası kolaylaşacak. Yavaş sürüşle ilgili kısım şurada çok işinize yarıyor. Daha geçen gün benim de başıma gelen olay. Normal yokuştan çıkıyorum. Baktım bir tane otobüs var. Otobüs varsa orada hemen şurada bir şey atmaya başlıyor ampul. Diyorum ki arkasından bir şey çıkabilir. Hemen yavaşlıyorum. 2 kilometre, 3 kilometre yavaş sürüşe devam ediyorum. Bir şey atlarsa durabileyim diye. Yanımdan hop kurye arkadaş fırladı. Bir tane kadın çıktı pek arabanın önünden. Salladı son anda kadına çarpmadan durdu. Kadın o sırada hangi konumda? Savaş kaçta değil, donmada. O da böyle kaldı, kilitlendi yani. Genelde böyledir trafik kazaları. Hani şöyle yaparlar hatta arabaya doğru. İçgüdü bu. Eller hep öyledir ya. Eldiven çok önemli. Şimdi burada kurye başladı şeyi anlatmaya kadına. Niye buradan geçiyorsun? Burada yaya geçidi mi var? En çok bunu duyacaksınız bu videolarda, YouTube'daki. Burada yaya geçidi mi var falan deyip fırça atarlar genelde. Başınıza böyle bir şey gelirse fırça atmayın. İşaret yapın. Zaten karşı taraf korktu ya. Devam edin yolunuza. Geride kalmıyoruz dedik ya. Hep ilerideyiz. Onu bir daha düşünmeyin. Ders alın, devam edin yolunuza. Ben de orada arkadaşı durdurdum. Dedim ki kardeşim ne yapıyorsun? Suç sende. Kanuni olaraktan bahsetmiyorum şu anda. Anlattın, kadını gördün. Anlattın, dedin ki niye buradan geçiyorsun? Yaya geçidi var mı? 3 yaşında bir çocuk fırlasa ne yapacaksın? Buradan nasıl geçersin sen? Yaya geçidi var. Çocuk falan mı diyeceksin yani? Veya bir köpek fırladı oradan. Veya bir kedi fırladı. Yaya geçidinde kendileri duruyor mu acaba? Yani duruyorlar mı değil mi? O yüzden her zaman aklınızda bulunsun. Arkasını göremediğiniz bir şey varsa bu demektir ki sizin orada bir kullanmanız lazım. Olaydan bir planlama yapmanız lazım. Her an başıma bir şey gelebilir demeniz lazım. Buna göre kullanmanız lazım. Şimdi işin gelelim yol kısmına. Birinci sırada bilgi denen bir şey var. Sürüş esnasında bilgi topluyoruz değil mi? Her şeyden bir bilgi almaya çalışıyoruz. Az önceki o otobüs örneği, minibüs örneği de bu. Bilgi topluyorum ben o sırada.
ne olabilir diye, yolda neler var diye. Başka nereden bilgi toplayabilirim bir yoldayken? Zeminin kendisinden değil mi? Zemin şartları nasıl? Kaygan mı, çamur mu, ıslak mı? Bir şey var mı yolda? Ayrım var mı, yükselti var mı? Bilgi topluyorum. Başka neler var? Trafik levhaları var. Hiç bakmayız. Çünkü arabacı olarak büyüdüğümüz için arabacılar da bakmazlar. Bir şey olursa hallederiz ya deyip geçeriz. Ama bizim motorcular için çok önemli trafik levhaları. Ne önemi var? Şile tarafına gittiyseniz belki dikkat etmişsinizdir. Mesela bir çeşme tabelası var orada. Ne ifade ediyor biz motorculara? İnsan olabilir. Değil mi? Zemin ıslak olabilir. Musluk açık kalmış olabilir. O virajı döndüğünüz anda orada bir kaygan zeminle karşılaşabilirsiniz. Bir araç durmuş olabilir. İnsanlar su içiyor olabilir. Hayvanlar olabilir. Önümüzde hayvanlar çıkabilir. Bakın bu bir bilgi toplama. Şimdi genel bütün trafik levhalarını düşünün. İki tane levha var. Şekli farklı olan. Bilgisi olan var mı buna dair? Şöyle bir düşünün bütün levhaları. Evet. Üçgen ve yuvarlak. Çok var zaten hepsi yuvarlak değil mi? Ne peki üçgen tabela? Hepsi uyarı zaten. Yol ver. Evet. Yol ver. Diğeri ne? Dur. İki tane tabela farklıdır. Bunlardan bir tanesi yol ver, diğeri de dur tabelası. Niye farklı yapmışlar? En tehlikeli iki tabela ya bu. Birinde yol ver, birinde dur tabelası. Kar yağdı diyelim, üstü kapandı, yuvarlağın. İçinde ne olduğunu göremiyorsunuz. Ama üçgense üçgenin şekli belli veya dur tabelasının şekli belli. O yüzden farklı yapmışlar. Veya dikkat etmediğiniz başka bir tabela. Tabelaları özellikle söylüyorum ki şöyle bir göz atarsınız sonrasında. Aa ben bilmiyormuşum ya bunları demek iyi bir şeydir yani. Biz hiçbir şey bilmiyoruz değil mi? Hiçbir zaman olduk demiyoruz. Tabelanın içerisinde 3 tane araba var. Çapraz aşağı doğru iniyor. Gören var mı? Ne olabilir? Fikri olan var mı? Çok basit bir şey aslında. Trafik sıkışıklığı. İleride trafik sıkışıklığı olacak demek. İstanbul için çok manalı değil ama. Yani zaten olmayacak diye bir şey yapmaları lazım. Yani yoktur falan. O zaman şaşırırsınız. Mesela böyle tabelalar var. Bunu demek istiyorum. O yüzden trafik tabelalarına dikkat edelim. Yolda çok fazla işimize yarayacak bunlar. Ama sürerken sadece tabeladan bilgi almıyoruz. Virajlara gireceğiz ya, hepiniz sonuçta motosiklet kullanıcıları olarak virajlardan keyif alacaksınız. Virajlar aslında nedir? Bir yol hatasıdır. Ama hadi yolun düz olması lazım. Adamlar bunu geçiremedikleri için oradan dönüş yapıyorlar. Virajlar bizim için yapılmış şeyler değil aslında. Şimdi bu virajlarda da bilgi toplarken neyi düşünmemiz lazım? Tabelalar diyor ya, sağa dönüş var diyor. Ha, demek ki sağa viraj var. Diyorsanız eğer burada eksikliğiniz var. Yolu okumamız lazım. Çünkü sağa viraj var da, Şile tarafında çok görürsünüz bunu. Sağa doğru çok azdır o viraj. Halbuki asıl viraj sola doğrudur. O tabeladan o viraja girdikten sonra görürsünüz sola keskin virajı. Siz sağa doğru meyillenmişken bir bakarsınız solaymış. Nereden anlaşılıyor aslında? Bir, ağaçlar. Ağaçların gidişine bakmanız lazım. Ağaçların akış yönü ne tarafa doğruysa viraj o tarafa doğrudur. İkincisi, direkler var ya, elektrik direkleri veya işte lambalar vesaire. Direklerin gidiş şekline bakmanız lazım. Yolu okursanız eğer çok rahat bir şekilde o virajı konumlandırabilirsiniz kafanızda. Harita kullanıyoruz değil mi? Harita kullanmak normalde iyi bir şeydir ama artık çok tecrübeli bir sürücü olduysanız. Sadece trafik için veya size bir bilgi versin diye. Başlangıçta kesinlikle tecrübeli birer sürücü olana kadar haritayı tavsiye etmiyoruz. Yol okumayı tavsiye ediyoruz. Çünkü harita bir tembellik getirir birincisi. İkincisi, güncelleme olmamış olabilir. Başınıza bir iş gelebilir. Şimdi buradan neyi anladık biz? Birinci kural neymiş? Bilgi toplayacağız her zaman. Bilgiyi nasıl topluyoruz? Doğal olarak bakışlarımızla toplayacağız değil mi? Bakışlarımızda hiçbir zaman bir yere kilitlenmiyoruz. O helikopterci bakışı dediğimiz periferik bakış denilen o çevresel bir bakış var. Şu anda bana bakıyorsunuz, direkt bana bakın. Ama şu ellerimi görebiliyorsunuz değil mi bana baktığınız anda? Buna çevresel bakış diyoruz. Benim bir şeyi görmek için direkt oraya bakmama gerek yok. Çevresel bakışı kullanacağız. Yolu nasıl tarıyoruz? Bakışımız böyle genel bir kilitlenme şeklinde değil. İleriden geriye doğru şöyle çaprazlama bakış yapıyorsunuz. Yani bakışınız genelde ileride, hop geriye taradınız tekrar ileridesiniz. Taradınız tekrar ileridesiniz. Taradınız tekrar ileridesiniz. Özellikle şu anda mesela kış sezonuna giriyoruz. Hava daha bir karanlık oluyor. Gündüz vakti de olsa yağış vesaire var ya. Görüş azalıyor. Zeminin önemi burada ortaya çıkıyor. Zemin daha riskli. Normal şartlarda görebildiğiniz şeyleri karanlıktan dolayı göremiyor olabilirsiniz. O yüzden bakışlarınızı biraz daha yaklaştırabilirsiniz.